Ya uluslararası insan hakları hukuku hem kurumlarıyla hem kuramıyla hem söylemleriyle 20. yüzyıl açısından ciddi bir kazanım da aslında. Bu kazanımların 20. yüzyılın sonundan itibaren özellikle 21. yüzyılda hani çok detayına girmeyelim ama neoliberal ekonomi politik dediğimiz küresel yaklaşım tarafından çökertildiğine biz tanık oluyoruz. Adım adım parça parça. Bu çökertme sürecinin aslında e, başlangıç e, köşe taşlarından biriydi. Hem e, uluslararası komplo hem sonrasında İmralı'ya İmralı'ya getiriliş ve İmralı'nın e, imar edilme biçimi, oluşturulma biçimi. E, bunu neden bu şekilde ifadelendiriyorum? Özel, e, her şeyden önce 98 1998-9 Ekim'den 99-15 Şubat arasında yaşanan o 4 aylık periyot e, Sayın Öcalan şahsında Kürt sorununa barışçıl bir çözüm arayışıydı. Uluslararası arenada Avrupa'ya çıkışının o ülkeleri tek tek e, e, gezmesinin e, oralardan e, talepte bulunmasının sebebi Kürt sorununun uluslararası arenada barışıl yöntemlerle çözüm ihtimalini zorlamaktı. Buna yanıt ise çok kapsamlı bir biçimde aslında ve çok yalın haliyle bir kaçırma eylemi oldu. Bu insan kaçırma pratikleri sonrasında eğer anımsanırsa diğer ülkelerde, İspanya'da, Avrupa'da uçaklarla, Afganistan'da, Irak'ta çok yaygın bir pratik haline geldi. Ve bunun köşe taşlarından biriydi ilk Öcalan'ın kaçırılma biçimi. Bu haliyle bu insan kaçırma pratiklerine daha sonrasında uluslararası bu insan hakları dediğimiz kurumların başta ahim olmak üzere bir şekilde onay verdiğini, bunu meşrulaştırdığına biz tanık olduk. Hem Carlos'un davasında bunu onayladılar hem de sonrasında Öcalan başvurusunda bu kaçırma eyleminin e, yasa dışı olmadığına hükmettiler. Oysaki çok basit bir gerçeklik vardı. Dublin Anlaşması'nın gereği olarak Sayın Öcalan'ın İtalya'da bir e, iltica başvurusu vardı. Daha sonrasında İtalya, Rusya ve Yunanistan'a geldiğinde bir iltica başvurusu da Yunanistan'da yaptı. Yunanistan'da iltica başvurusunu yaptığında o, o, o dilekçeyi biz çok sonrası çok sonrasında görme şansımız oldu. Orada açıkça e, siyasi bir talepten e, siyasi bir talebin dışında siyasi bir talepten öte bir insan olarak insani temelde iltica e, iltica talebinde bulunuyorum Benim bu talebimi ya kabul edin yahut bana bir red cevabı verin demişti. Bu talebi işleme koymadılar. Örneğin bu talebi kabul edebilirlerdi. Eğer kabul etselerdi bir iltica prosedürü başlardı. Yahut reddedebilirlerdi. Reddettikleri takdirde de işlemesi gereken hukuki süreç Dublin Anlaşması gereği bir önceki iltica talebinde bulunan ülkeye iade edilmesi gerekirdi. Yani İtalya'ya. Bunu da yapmamak için talebi iltica başvurusunu sümen altı ettiler. Görünmez kıldılar, işleme koymadılar. Ve Sayın Özcan'ı Kenya'ya götürmeyi tercih ettiler. Bu artık... ...alenileşmiş bir komple süreciydi. Dolayısıyla bu, bu süreçte bu pratikler büyük oranda hukuksal anlamda darmadan edilmişti zaten. Yani şöyle söyleyelim, bu aslında o dönemde yavaş yavaş işlemeye başlayan bir süreçti. Başta belirttiğim gibi. Bu neoliberal, ekonomi, politik bir bütün olarak insan hakları söylemini... ...kendi hem ekonomik hem politik çıkarları doğrultusunda bir engel olarak görmeye başladı. Bu ulus devletler açısından da böyle bir hal almaya başlamıştı. Dolayısıyla e, hani doğrudan bu olayda başladı diye iddialı bir tespit ben şimdi yapmış olmayayım ama bu olay o bu başlangıcın köşe taşlarından birini oluşturdu ve bundan sonrasında artık insanların bu noktada herhangi bir güvencesi kalmamış oldu yani güvencesizleştirilmiş oldu insanlar hem mülteciler hem sığınmacılar hem göçmenler benzeri pozisyonda bulunan bütün insanlar ve sıklıkla artık e, hukuki sebeplerle değil siyasal sebeplerle yahut diplomatik sebeplerle yahut istihbari sebeplerle siz gözaltına alınabilirsiniz, tutuklanabilirsiniz, sınır dışı edilebilirsiniz. Bu pratiği, böylesi bir pratiği artık inceleyecek, denetleyecek çok fazla merci kalmadı. Çok sınırlı sayıda ve gerçekten çok bireyselleşmiş örneklerde bazı spesifik kararlar alınıyor ama özellikle siyasileşmiş ve genelleşmiş olaylarda mümkün mertebe bu uluslararası hukuk kurumları e, ulus devletlerin bu pratiklerine müdahale etmemeyi tercih ediyor. Bu dediğim gibi bu e, o 90'lı yıllarda ya da ya 90'da demeyelim de 60'lardan itibaren başlayan 20. yüzyılda oluşan o denge halinin kırılması ile ilgili bir şey. Bu dönemde ortaya çıkan sosyal devlet prensipleri büyük oranda bu hak söylemi ve buna dayalı kurum ve mekanizmaları ortaya çıkarmıştı ve çok güçlü kararlar, güçlü müdahaleler de gerçekleştirmişlerdi. Fakat şöyle bir sorunla müzdariptiler. Sadece tekil bireyleri korumaya odaklıydılar. Tekil bireyler üzerinden ihlalleri tespit etmekle yetindiler. Örneğin tek bir Kürdün yaşadığı işkenceyi tespit ettiler. Fakat onlarca yahut yüzlerce Kürdün toplu halde yaşadığı işkence halinin bir ayrımcılık oluşturduğunu tespit etmekten imtina ettiler. Yani şunu demeye çalışıyorum. İhlaller bireyden çıkıp topluluğa doğru yayıldıkça ve kitleselleştikçe yaygın bir hal aldıkça bu kurumlar bunun tespit etmekten kaçınmaya başladılar. Bu politik bir tavırdı. Çünkü bu noktadaki ihlalleri bu düzeyde tespit ettiği andan itibaren o topluluğun ayrımcılığa maruz kalması o topluluğun bulunduğu koşulların değiştirilmesini gerekebilirdi, gerektirebilirdi. İşte bu noktada bir ulus devletler sistemindeki bir iç uzlaşma rejimi öne çıktı diyebiliriz. Türkiye'deki yargılama süreci zaten planlanmış bir e, müsamere gibiydi. Bir plan doğrultusunda başladı ve bir ay içerisinde 30 gün içerisinde sonuçlandı. Hatta sonuçlandırıldığı tarih de sembolik bir tarih olarak belirlenmişti. İşte Şeyh Said'in idam tarihine denk getirilerek sonuçlandırıldı. Dolayısıyla bu yargılama pratiği hakkında bugüne kadar hani çokça şey söyledik. Bizim söylediklerimizin haricinde doğrudan bizzat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunun adil bir yargılanma olmadığını tespit etti. Pek çok açıdan. Pek çok e, askeri hakim bulunmasından tutalım, savunma hakkı kısıtlamalarına kadar. Fakat mesele şu ki adil olmayan bir yargılamayla idam cezasına hükmedilmişken ve daha sonra bu ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüşken adil olmayan yargılanmanın yenilenmesi pratiğinde Türkiye'nin bir dosyayı açıp kapama pratiğine göz yumdular. Buna da onay verdiler. Yani dolayısıyla bu planlanmış müsamere diyelim, bu planlanmış müsamere çok böyle... E, Bizzat sadece Türkiye'de gerçekleşen bir hukuk pratiği değildi. Bu bahsettiğimiz kurumların tamamının da bu süreci izlediğini ve bu sürece belli noktalarda onay verdiğini söyleyebiliriz. Yani ben o dönem idam cezası verilmesini ve idam cezasının onaylanmaması, uygulanmamasını hukuki bir sebepten ya da hukuksal bir kuruma müdahalesinden ziyade İmralı'ya geldiği günden itibaren Sayın Öcalan'ın sistematik bir biçimde izlediği barış çizgisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu asa daha öncesinden de Avrupa'ya gidiş sürecindeki gerekçesi de olduğu gibi Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözümünü İmralı'ya geldikten sonra doğrudan muhataplarına seslenerek ifade etme ifade etme tutumu içerisine girdi. Ve bu tutumdur aslında sonrasında orada gerçekleştirdiği yaklaşımlar, orada yaptığı e, stratejik değişimler, ortaya koyduğu perspektifler beraberinde e, bu e, mahpusluk halinin ağırlaştırılmış müebbet rejimine dönüştürüldüğünü ben düşünüyorum. Yani bu aslında e, geçmişin hani Türkiye'de Diyarbakır Cezaevi gibi çok e, sistematik işkencenin uygulandığı, çok aşırı şiddetin yoğunlaştırıldığı mekanlar Türkiye tarihinde hep mevcuttu. Özellikle kapatma mekanları, hapishaneler anlamında. Ama İmralı tam o boyutta yerleştirilemez. İmralı'da öyle bir rejim oluşturuldu ki bunu oluşturanların en baştan bu kadar detaylı planlayıp planlamadıklarını bilmiyorum. Ama şuna biz tanık olduk. İmralı'da oluşturulan rejim her şeyden önce orada gerçekleştirilecek bütün politikaların denetimden muaf tutulması Müdahaleden muaf tutulması üzerine kuruldu. Hem bağımsız kuruluşların, STK'ların denetiminden, yeri geldiğinde avukatların denetiminden, ya da işte siyasal grupların denetiminden, hukuksal kurumların denetiminden uzak tutma üzerine bir mekan oluşturuldu ve bu mekanda her şey sadece idari emirle, idari emirlerle belirlendi ve zaten daha kuruluşundan itibaren o zaman Başbakanlığa bağlı oluşturulan Kriz Merkezi denilen bir yapıyla yönetim başladı. Olağanüstü bir yönetim merkezi olarak oluşturuldu ve devamında da bu şekilde devam etti. Tabii 25-23 yıldan bahsediyoruz. Bu 23 yıllık pratik içerisinde İmralı'da her şey denene denene derinleştirile derinleştirile çok ciddi bir bir hani kapatma mekanı çok ciddi kontrol rejimi teknikleri ortaya çıktı özellikle kendini hukuktan muaf tutma, denetimden muaf tutma noktasında siyasi iktidara bazı fikirler verdi. Ve bunlar hiçbir zaman istisnayen sadece orada uygulanan, geri kalan toplumun geri kalanı açısından çok da önemsenmeyen meseleler değildi. Tam tersi o kadar ciddiyetle uygulanmış ve not edilmiş ki Türkiye'de ilk olağanüstü hal ilanı ile beraber bir hafta sonrasında çıkarılan ilk kararnamede İmralı'daki uygulamalar derhal bir ile bütün cezaylarını ve bütün topluma bir anda ilk olağanüstü hal tedbiri olarak geliştirildi. Bu ciddi bir mesajdı aslında. 20 bu 20 yıl boyunca orada beslenip büyütülen rejimin nasıl bir olağanüstü hal sistemi olduğu ve bunun ilk fırsatı bulunduğunda Dizginsiz bir şekilde bütün topluma nasıl yayılabileceğini en bariz örneğiydi. Buradaki temel husus idarenin kendisini bütün denetimlerden muaf tutmasıdır. Siyasal denetim, hukuksal denetim, e, uluslararası ya da diplomatik denetim, sivil denetim. Bunların tümünden muaf hissederek yönetme faaliyetine girişmesidir. Asıl mesele zaten budur. Tecid sisteminin asıl yönü, asıl görülmesi gereken, asıl önemli özelliği budur. Orada Öcalan'ın e, bu sisteme karşı ger, di, geliştirdiği direnme teknikleri oradaki bütün yönetim tekniklerini her defasında kendini yenilemeye zorladı. Asla asla ona sirayet edemeyen, ona o noktada güç getiremeyen ve onu yönetemeyen teknikler halinde kaldılar. Dolayısıyla sürekli her defasında kendilerini buna göre yeniden düzenleme, tecriti bazen bazen bir süreç, bazen siyasal bir süreç yürütme, bazen diyaloğa dayalı bir süreç yürütme, bazen tam ve koyu bir tecrit alma, sürekli kendilerini bunu değiştirmeye dönük, bunu aşmaya dönük, o direnci kırmaya dönük bir çaba olarak derinleştirdiler. Dolayısıyla esas olan İmralı'daki direniştir. Esas olan yönetim teknikleri değildir. Çünkü zaten bu yönetim teknikleri direnişin üstüne, direnişe esas alarak direnişin üstünü kaplamaya çalışan teknikler. Ben şunu özellikle görüşmelerin yapıldığı süreçten şunu tabii biliyoruz. Sayın Hocalar orada bulunduğu şartları şöyle tarif ediyordu. Ben burada diyordu. Çok dar bir koridor içerisindeyim. Öyle bir öyle şartlarda tutuluyorum ki daracık bir koridor içerisindeyim. İki taraftan kapatılmış. Ne sağa dönebiliyorum ne sola dönebiliyorum. O derece sıkıştırılmış bir rejim içerisinde olduğunu aslında bize dönem dönem ifade ediyordu. Bu bunu yeterince anlayabildiğimizi o dönem itibariyle çok da aslında söyleyemeyiz. Fakat zaman içerisinde oradaki sistemin her defasında kendini yenileme ihtiyacı duyması aslında orada ne düzeyde bir çatışma halinin olduğunu çok açık bir biçimde ortaya koydu. Fakat bizim orada her zaman gözlemlediğimiz çok net olarak şuydu. Her zaman çok moralliydi. Her zaman çok umutluydu ve her zaman dirençliydi ve bu yaklaşımını çok istikrarlı bir biçimde hiç sekmeksizin sürekli olarak Kürt sorununun siyasal çözümüne, Kürt sorununun barışçıl çözümüne odakladı. Bu istikrar ve bu tutarlılık bu noktada sergilediği sürekli yeni açılımlar, sürekli yeni perspektifler. Yani nasıl sistem sürekli yeni teknikler, yeni bastırma teknikleri geliştirdiyse o da tersinden bunlara her defasında Yeni açılımlar, yeni perspektifler, yeni önermelerle kendi duruşunu ve kendi pozisyonunu geliştirdi. Kesinlikle budur. Kesinlikle budur. Zaman zaman aslında bunu şöyle ifade etmeye çalışıyoruz. İmralı'dan doğru bütün topluma yayılan bu tecrit sistemi üzerimize kapanmış demirden bir kafes değildir diye ifade etmeye çalışıyorum bunu. Çünkü bu yönetim teknikleri her zaman direnişin üzerine kaplamaya çalışır. Aslında bu to hem toplumsal açıdan da çok ciddi direnme dinamikleri olduğu için kendini bu kadar derinleştirmeye, bu kadar kontrol altına almaya çalışıyor. Esas olan her zaman direniştir. Aslında bunu da çok daha öncesinden de söylüyordu. İlk başta anlattığım örnekte 90 98'de Yunanistan'a iltica başvurusu yaptığında söylediği de buydu. Yani hukukun uygulanmasını isteme. Hukukun tabii onun hukuka yüklediği anlam. Bugün bizim ee, Güncelde yaşadığımız bütün toplumsal muhaliflere uygulanan hukuksal şiddetle alakalı bir durum değil. Onun hukuka yüklediği anlam hukukun gerçek anlamında özellikle 19. yüzyıldan itibaren egemen iktidarları sınırlayabilen ve denetleyebilen yönüne insanların belirli bir e, belirli ve öngörülebilir yaşamalarını, başlarına ne geleceğine dair bir fikirlerinin olmalarını sağlayan Kurallar silsilesi. Onun yüklediği anlam esas itibariyle bu ezilenlerden yönü olan ezilenlerden yanı olan bu tarafıydı hukukun. Dolayısıyla Yunanistan 98'de de talebi buydu. Daha sonrasında İmralı'da geçirdiği yıllar içerisinde de sürekli olarak talebi buydu. Ama çok düzenli olarak şunu ifade ediyordu zaten. Yani burada benim şartlarım her neyse aşağı yukarı sizin başınıza gelecek olan da biraz budur. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz. Yakın dönemde başımıza gelebilecekleri öngörmek istiyorsak İmralı'ya bakabiliriz. Bu 22 yıllık dönem bize bunu gösterdi. Uluslararası kurumlar içerisinde İmralı'ya daha ilgili olan Avrupa Konseyi üzerinden SİPİT'i ve Şöyle Şunu açıkça söyleyebiliriz. 99'da kuruluşundan itibaren 2022'ye kadar... Bu iki kurum İmralı'daki bütün şartlara hakimdir. E, zaman zaman verdikleri kararlarla, burada küçük değişiklikler ya da yaptıkları ziyaretlerle, e, işte talepleriyle e, şartlarda e, bazı böyle küçük oynamalar yapmaya çalıştılar. Ama işin esası bu 20, 24, 23 yıllık rejimin e, şu ana kadar anlattığımız kat, ağırlaştırılmış tecrit yönünü, e, hukuktan muaf tutulma yönünü sorgulamamayı tercih ettiler. Dolayısıyla dolaylı olarak şunu söyleyebiliriz: Bu sistemin başından itibaren bunu izleyen ve tanıklık eden kurumlar olarak bu sistemin bu biçimde gelişmesinde kesinlikle payları vardır. E, Ahimin e, ve Avrupa Konseyinin e, sonuçta Türkiye Avrupa Konseyinin bir üyesi olduğu için bu kadar Avrupa Konseyine atıf yapıyoruz. E, bu, bu kurumların bugüne kadar vermiş oldukları kararlarda, mevcut rejimin sürdürdüğü tecrit halini kısmen onaylar tutum almaları ile ilgilidir. Bunu sürekli bir tavır haline getirdikleri için ve rejimin bunu aldıkları zaman zaman aldıkları ihlal kararlarını ise rejimin tanımama halini bir soruna dönüştürmediler. Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis rejimine ilişin, rejiminin ihlal olduğuna için kararın tarihi 2014'tür. Sene 2022, 8 yıl geçmiş. Bu 8 yıl içerisinde örneğin Türkiye'den STK'lar, avukatlar, işte Aslı Hukuk Bürosu, bunlar <laughs> kapsamlı hazırlıklarla bakanlar komitesine düzenli ve sürekli bir başvuru, basınç uygulamasaydı bir izleme takip sürecini dahi başlatma niyetleri görünmüyordu. Yani bir sessizliği sürdürmeye niyetlilerdi. Şimdi bunların tümünü... Ee, bu tip devletlere cesaret verdiğini söyleyebiliriz. Ee, artık gelinen noktada e, Ahim'in e, genel olarak da Türkiye dışında da kararlarını uygulatmak gibi bir sorunu var. Böyle bir sorunla karşı karşıya. Yani biz e, CPT ile e, resmi temaslarımız zaten oluyor. Düzenli olarak İmralı'daki durumu oraya rapor ediyoruz. E, buna yönelik görüşmeler de oluyor. Bu son yaptıkları ziyaret tabii... E, sadece bizim değil Türkiye'deki pek çok STK'nın bilgisi haricinde gerçekleşmiş. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir ziyaret ve anladığımız kadarıyla ziyaretin ana hedefi Türkiye'deki geri gönderme merkezlerinin kontrolü. Yani eğer doğru anladıysak cezaevi olarak sadece İmralı'ya gitmeyi tercih etmişler. Tabii bir şekilde bir bunca seneden sonra 2019'dan bu yana ilk ziyaret ilk gidişleri bu. Ee, bu açıdan önemli, en azından oradaki koşulları doğrudan gözlemleyip bir e, bunu raporlaştırmalı. Fakat CPT'nin prosedürü çok açık ve şeffaf işleyen bir prosedür değil. Yani raporunu önce e, üye devlete gönderiyor, üye devlet onay verirse bunu yayınlama pozisyonuna geçiyor. Şunu biliyoruz, yani daha önceki bazı raporlarını 15 ay sonra, e, 18 ay sonra yayınlama durumları da olmuştu. E, fakat şunun altını çizmek gerek. En azından e, SPT'nin bugüne kadar Türkiye ziyaretleri önemliydi, İmralı'daki duruma dair tespitleri de önemliydi. Fakat şöyle bir e, tak, e, taktik izliyorlardı. Ne zaman İmralı'da bir görüşme süreci başlarsa o süreçlerde gidiyorlardı onlar da İmralı'ya. Örneğin en son 2019'da gittiler. Fakat örneğin 2021'de geldiler, İmralı'ya gitmediler. Yani kimsenin görüşmediği dönemlerde gitmiyorlardı. Aynısını 2016'da da olmuştu. Hiçbir görüşmenin olmadığı dönemde gelmişlerdi fakat İmralı'ya gitmemeyi tercih etmişlerdi. Bu sefer o mevcut tarzlarının dışına çıktılar. Bu açıdan tabii önemlidir. Oradaki teşviklerinin sonuçlarını görmemiz gerek. Ayrıca Ahim'de devam eden, tecrit üzerine devam eden bir başvuru halen açık. Bu başvuru açısından, bu başvuru açısından da CBT'nin hazırlayacağı rapor önem taşır.